%14 gibi bir iyileşme elde ettik. Üretkenliğimizde %54 bir iyileşme elde ettik. Fazla mesaimiz %100 iyileşti artık. Fazla mesai yapılmıyor. Yeniden işleme oranımız %79 oranında iyileşti. Simet çalışmamızda %77'lik bir iyileşme elde ettik. Ve işçi sayımızda %50'lik bir iyileşme elde ettik. Yatırımın geri kazanma süresi ise 2,5 ay gibi görünüyor. Cirosunun %50'sini ihracattan elde eden bir firma olarak yurt dışında rekabet gücümüzün azaldığını hissetmeye başlamıştık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da temaslarıyla Ankara Model Fabrika'yla tanıştık ve onların sayesinde bir yalın dönüşüm içerisine girdik. Projemize yaklaşık 3,5 ay önce başladık. 3,5 ayda gaz priz montaj hattımızda %54'lük bir iyileşme elde ettik. Diğer bölümlerimizde ise 2021 yılı sonuna kadar montaj hattımızda bütün ürün ailelerimizde aynı şekilde bir tek parça akışı yakalayan üretim bantları kuracağız. Bu bantların da hepsinde ortalama olarak %50 verim elde edeceğimizi öngörüyoruz. 80'den fazla ülke ihracat yapan bir firma olarak hem kalitemizi de arttırıp hem rekabetçiliğimizi de arttırarak ülkemizi dünyada da daha iyi temsil etmeyi amaçlıyoruz. Yalın üretimde temel amaç tek parça akışı yakalamaktır. Bu sayede üretim içi stoklardan kurtulursunuz ve üretkenliğiniz, verimliliğiniz artar. Biz de bu verimlilik artışından faydalanmak için projeye başladık. Projemizde pilot alanımız arkamda görmüş olduğunuz gaz priz montaj hattımızdı. Eskiden bant üzerinde bir montaj şeklinde ilerleyen gaz priz montaj hattımızı biz U tip hücreye çevirdik ve bu sayede esnekliğimizi arttırmış olduk. Daha öncesinde 6 kişiyle 1 dakikada çıkarttığımız ürünü şu an 3 kişiyle 58 saniye gibi bir sürede çıkarıyoruz ve ciddi bir verimlilik söz konusu. %50 bir verimlilik artışımız oldu. Yalın üretimin bize katkıları personellerimizin moral motivasyonlarında ciddi anlamda artış ve performanslarının takibini kolaylaştırması oldu. Tüm bu çalışmaların sonucunda personellerimizin hem mutluluğu hem verimliliği arttı. Dolayısıyla firmamızın da verimliliği artmış oldu. Dünyada artık rekabet çok sert bir hal almaya başladı. Biz de buna ayak uydurmamız gerektiği için bu işe giriştik. Yalın üretimin en temel çıktısı personellerimiz ve bizim bu felsefeyi kavramamız olmasıyla beraber finansal anlamda da ciddi katkıları oldu firmamıza. Hem kalite artışı olarak hem yeniden işleme oranlarımızın %77 oranında düşmesi şeklinde bir katkısını gördük. Proje tamamlandı ancak biz bu yalın dönüşümü firmamıza tamamen yaygınlaştırıp tüm yalın araçlarını üretimimizin her aşamasında kullandığımızda %50 gibi bir iyileşme olmasını bekliyoruz. Maliyetlerimizde düşüş ve üretkenliğimizde artış, kapasitemizin %50 oranında artacağını düşünüyoruz. Ve bütün bunlar ciddi paralar harcanmadan çok basit değişikliklerle bazı şeylerin yerini değiştirip bazı şeylerin sistemini tekrar kurgulayarak yapılan şeyler ciddi bir yatırım olmadan ciddi bir verim artışı elde ediliyor. Biz de bunu hedefledik. Bunu da gaz prizi montaj attığımız için, pilot alanımız için başardık ve fabrikamız genelinde de yaygınlaştıracağız. Model fabrika sürecini, öğren dönüş programını yüksek teknolojili alanda faaliyet gösteren tıbbi medikal cihazlar işletmemiz özelinde başlatmış olduk. Bu kapsamda verimlilik anlamında, üretimde kaynakların daha verimli kullanılması anlamında personel ve zaman ürün montajından kaynaklanan israfların önüne geçilmiş oldu. Kaynak verimliliği kapsamında amacımız işletmelerimizin kaynaklarını daha verimli kullanmasını sağlamaktır. 2021 yılı içerisinde çıkmış olduğumuz teknik destek mali programımız bulunmakta. Burada işletmelerin kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı kapsamında dışarıdan almak istedikleri hizmetleri ajansımıza proje sunmaları ve projelerin başarılı olması durumunda ajans olarak bizler finanse edebileceğiz. Çalışmalar kapsamında elde ettiğimiz sonuçların çarpan etkisi yaratarak bölgemizdeki tüm işletmelere yayılması ana hedefimiz. Çankırı başlangıç noktamız oldu. Bölgemizde faaliyet gösteren Kastamonu ve Sinop illerindeki işletmelerimizin de
Çankırı'da bu destekten faydalanmayan diğer işletmelerimizin de bu programlara katılarak kaynak verimliliği noktasında üretim süreçlerinde karşılaştıkları israfların önüne geçmesini, bu israflar derken zaman olarak olabilir, sistemin dizaynından kaynaklı tasarımsal eksikliklerden onların düzenlenmesine yönelik faaliyetlerin tekrar reorganize edilmesi noktasında süreçlerin iyileştirilmesini beklemekteyiz işletmelerimizden. Yes, ma'am.